Kuyumculuk sektörünün yeni sesi Kuyum Haber'e hoş geldiniz. Bugün önemli bir konuyu önemli bir konukla tartışacağız. Sınırlarımızın ötesine Hindistan'a uzanıyoruz. Hindistan'daki kuyumculuk sektörünün son durumunu ve pandeminin sektörü nasıl etkilediğini öğreneceğiz. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Sizi biraz tanımak isteriz. Benim adım Ruch Irset. Size Hindistan'ın Surat şehrinden sesleniyorum. Sir, can you please bize biraz Hindistan'ın pırlanta pazarı ile ilgili bilgi verebilir misiniz efendim? Şu anda Hindistan pırlanta pazarı zorlu zamanlar geçiriyor. Covid'den sonra diyebilirim ki raf dediğimiz kesilmemiş ham taşlar sürekli bir artış eğiliminde. Ama kesilmiş taşlarda ciddi bir problem olduğunu söyleyebilirim. Çünkü kesilmiş taşta pazarda ürün yok denecek kadar az. Pazarın ihtiyacı ise her geçen gün artıyor. Buna karşılık madencilik durmuş durumda. Ama en büyük problemimiz pazarda satın almaya uygun ürün kalmadı. Pandemiden sonra Hindistan'daki son durum nedir? Aslında birçok kimsenin mal üretemediğini söyleyebilirim. Çünkü Covid pandemiden sonra birçok fabrika kapanmış durumda. Raf dediğimiz ham taşın fiyatı çok artmış durumda. Bu en büyük problemimiz. Ve Covid'den sonra kimse diğer ülkelere de uçuş yapamıyor. Bundan dolayı pırlanta pazarında kesilmiş taş mevcut değil. So no goods available in Polish diamond market. Pırlanta pazarının yakın gelecekteki durumu ile ilgili yorumunuzu alabilir miyim? Future diamond market is Yakın gelecekte tahmin ediyorum kesilmiş taşların fiyatında artış olacaktır. Çünkü pazarda neredeyse hiç ürün kalmadı. Tercih edilen ticari ürünlerse peynir ekmek gibi yok satar. Ama dediğim gibi yeterli ürün yok. Bu da fiyatların artacağına en büyük işaret. Peki Türkiye'deki pazarla ilgili fikirleriniz nelerdir? Bize göre şu an Türkiye'deki pazar oldukça yavaş. Belki de problem Covid'in kendisi. Zaten her yerde büyük problem. 3-4 ay sonra durumlar düzelince pazar da iyi olacak kanaatindeyim. Türkiye ile Hindistan arasındaki ticaretin de daha iyi olacağını düşünüyorum. Bugün bize katılıp bu değerli bilgileri paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Sayın Ruch. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Ben de bana bu programa katılma şansı tanıdığınız için size teşekkür ederim. Bir sonraki seferde görüşmek üzere. Evet, sektörümüzün Hindistan'daki son durumunu konuştuk. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere, hoşçakalın.